Arkadaşlar merhaba. Evde kaldığımız şu günleri daha verimli geçirmek adına şimdi UT'la ilgili bir iki çalışma yapacağım. Yine onları sizinle paylaşmak istedim. Umarım herkes için faydalı olur. Faydası olduğunu eğer yorumlarda bahsederseniz sevinirim. Çünkü faydalanacak diğer arkadaşların da videoyu bulması bu şekilde daha kolaylaşıyormuş YouTube uygulamasında. Şimdiden teşekkür ediyorum. Akordumuzla ilgili diğer videolarda konuşmuştuk. Şimdi tekrar söylemek istemiyorum o bilgileri ama ekstra bir şey söyleyeceğim. Hangi telde ikinci koluna basıyorsam iki üst teldeki sesin aynısını verir. İsimleri aynıdır ama tabii ki incelik kalınlık farklı. Bariz bellidir. Mesela yani birinci telle üçüncü tel, İkinci telle dördüncü tel, üçüncü telle yine kolona basarak ikinci kolona dikkat edin parmağıma, beşinci tel ve yine dördüncü telde ikinci kolonla altıncı tel aynı isimdeki sesleri verir. Sadece frekans farkı olduğu için oktavları değişiktir. Hangi parmağa basarsanız basın, aynı kolona basarsanız tabii ki aynı sesi verecektir. Şimdi çok kulaklarda olduğunu düşündüğüm bir şarkıyla devam edeceğim çalışmamıza. Sadece birinci ve ikinci kolonları çalıştıracak olan bir şarkının ara namesini çalışacağız. Şarkımızın ara namesinde sadece İkinci ve üçüncü kolonları kullanacağız. Yine kürdi makamında, hatta muhayyer kürdi makamında diyelim. Yeni bir makam ismi de öğrenmiş olalım böylece. Şarkımızın ara namesinin son notalarında sizin yerini bulmanızı istediğim bir ses var. Onu ben basmayacağım. Birkaç çalışma sonra eminim ki çok rahat bulacaksınız. Bakalım hangi kolonda bulmanız gereken ses. Onu önce bir düşünün, sonra da çalmaya çalışın lütfen. Hep üstten vuruyorum. Şimdi üstten alttan. Biraz hız gerekir. Gerekirse burada kalabilirsiniz. O hareketi yapmanıza gerek yok. Vibrasyona da gerek yok. Burası biraz hızlı. Çok azıcık. Çalayım. Devam edelim. Dikkat edin şimdi. Ve size geliyor sıra. Bilmecemiz bu. Şimdi udumuzun akordu gereği aynı pozisyonu, yani şu kolonların kullanılış biçimlerini ve tellerin kullanış düzenlerini aynı şekilde bir alt telden ya da bir üst telden de çaldığında yine aynı şarkı çıkar. Fakat ne olur? Ses incelmiş ya da kalınlaşmış olur. Mesela biraz önce ikinci telle başladım. İkinci telle başladım ilk önce. Karar sesi de nereye geldi?
Dördüncü sese geldi değil mi? Şimdi ben ikinci tellerine üçüncü telle başlayacağım. En alttaki bir de biliyorsunuz. Üçüncü telle başlıyorum. O zaman karar sesinde ne olmuş olacak? Zıbımda da göstereyim şöyle. Beşinci tel olacak. Bakın burada da parmağımla gösterdim. Evet, aynı melodiyi tekrar çalıyorum. Hem sizin için de pozisyonların tekrarı olmuş olsun. Biraz daha şöyle yakın görelim mi? Tabii ki ne oldu? Kalınlaştı değil mi ses? Bir önceki baskılarla aynı. Küçük değişiklik oldu. Bir şey olmaz. Buradaki mızraba dikkat çekmiştik. Siz de dikkat edin. Hep üstten vuruyorum mızrapları. Dikkat edin yine siz de. 3, 2, boş. 3. Acaba 1 mi 2 mi? Aynı yeri bir daha çalıyorum. İşte hemen kolayca bulduğunuzu düşünüyorsunuz ya, o sizin müzik kulağınızın güçlü olduğu ile ilgili de bir işaret aynı zamanda. Bulduğunuzdan eminim, sizi tebrik ediyorum. Şimdi tekrar baştan birazcık da süsleyerek aynı şarkıyı çalmaya çalışıyorum. Bakın kontrol ediyorum, yanlış bastım. Demiştik ya, hangi telde ikinci kolona basıyorsam, ben burada basıyorum ikinci telde. İki tel üstü aynı sesi verir. Dolayısıyla ben bu açık tele vurarak bunu doğru basıp basmadığımı kontrol edebilirim. Bozuldu. Bozuldu. Heh, bu iyi galiba. Evet, hadi bakalım. Şarkı başlıyor değil mi sonrasında? Evet, bunu da bir çalışın bakalım. Yorumlarınızda bana yol göstereceksiniz emin olun. Sizlerden haber bekliyorum. Nasıl gidiyor bakalım çalışmalarınız? Başaracağınızı biliyoruz. Keyifli ve verimli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.